Geçen sene yapmaya çalıştık %50. O yetmedi, hemen onun üzerine biliyorsunuz aritmetik olarak %80'in üzerinde. Asgari ücret görüşmesi öncesi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den önemli bir açıklama geldi. Bilgin, emekçileri enflasyona karşı koruyacaklarını vurguladı. Onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. 1 Aralık'ta işçi ve işveren taraflarıyla görüşeceğini belirten Bilgin, müzakerelerin haftaya başlayacağını duyurdu. Bakan ayrıca asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatıyla ilgili konularda hak iş, riskle de görüşeceğini belirtti. Enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Ama süreç şöyle işliyor. Yarın Türk İş Genel Başkanımızla TİSK Genel Başkanı Özgür Bey'i davet ettim. Ergün Bey ve TİSK Genel Başkanı ile birlikte görüşeceğiz. Önümüzdeki haftada asgari ücret komisyonu toplanacak. Kamudaki sözleşmeleri kadro düzenlemesine ilişkin de konuştu bakan. Kapsama alınan kişilerle ilgili rakamı paylaşan Bilgin, son yapılan bir ekleme ile 50 değeri araştırma görevlilerini ve Kültür Bakanlığı'nda sözleşmeli çalışan sanatçıların da dahil edildiğini duyurdu. Neredeyse %100'üne yakınını kapsayan bir düzenleme. Dolayısıyla işte milli eğitimden sanatçılara, araştırma görevlerinden çeşitli düzeylerdeki çalışma statülerine kadar uzanan, kapsamı geniş, yaklaşık işte 425 bin kişiyi içine alan bir düzenleme. Buna dar olduğu, eksik olduğu demek için herhalde konudan habersiz oldukları için, bu kapsamı bilmedikleri için böyle söylemiş olabilirler. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmaları da aktardı Bakan Bilgin. Yaşı bekleyenler var. Bunlar hiç yaş şartı olmamış olsaydı bugün kaç kişi emekli olabilir diye biz baktık. İşte bunların sayısı değişiyor aydan aya. Biz Haziran rakamları 1,5 üzerindeydi bir miktar. Yarın bu 1.600, 1.700 veya Aralık son itibariyle de tahmin ediyorum o gün meclisten çıkarken kanun bakılacak. 2000, 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu anda emekli olabilecek iki şartı doldurmuş olanların sayısı 1.600 falan civarında. Bu yarın biraz da artabilir falan. Biz onlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Çalışma Bakanı, taşeron ve geçici işçilerin kadroya alınması için atacakları adımları da anlattı. Hala geçici işçiler, bir türlü bitmeyen geçici işçilik olmaz. Onların statüsünü sağlamlaştırmamız lazım. Çünkü onların emeklilik hakları yılda çok az çalıştıkları için 6 ay önce 6 ay çalışıyordular. Şimdi 9 ay 10 gün çalışıyorlar. 29 gün çalışıyorlar. Emeklilik haklarını yani sosyal güvencelerini sağlamak açısından bir düzenleme yapmak gerekiyor. Bizim yaptığımız düzenleme bu kapsamda olacak. Peki. Geçici işçilerin kamuya geçmesini, kadroya geçmesini düzenleyen bir çalışma yapıyoruz. Bakan Bilgin, 696 sayılı KYK ile kadroya geçirilen işçilerin zorunlu emekli edilmeleriyle ilgili çekincelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. KYK ile kamuya geçen işçiler, sen şu kadar çalıştın, artık emekli olursun diye zorla emekli ediliyorlar. Evet. Onu ortadan kaldıracağız. Benim de olduğum gün.